Hoş geldiniz. Bu videoda yüzer çeşitlerinden, kurulum aşamalarından, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Hadi gelin hemen videoya geçelim. Yüzen bir güneş santrali kurmak için gerekli bileşenlere bir bakalım. Öncelikle panellerin su üzerinde durabilmesi için yüzen bir platforma ihtiyacımız var. Ardından yüzen platformun su yüzeyi üzerinde serbest hareketini engellemek adına ankraj ve bağlantı sistemi kullanılmalı. Montaj alanı tamamlandığına göre artık buraya güneş panellerini yerleştirebiliriz. Unutulmaması gereken nokta güneş panelleri genellikle kıyıdayken platforma montajlanıp ardından platformla beraber suya indirilir. Güneş panellerinin ürettiği elektriği kullanabilmek içinse olumsuz hava koşullarına dayanıklı bir iletkenle elektrik enerjisini kıyıya ulaştırmak şart. Tabii panellerden gelen enerji doğru akım olduğu için kıyıda inverter ve şebeke bağlantılarını tamamlayarak yüzen güneş enerjisi santralini çalışır hale getirebiliriz. Genel yapıyı anladığımıza göre yüzer gez tasarlarken kullanabileceğimiz materyalleri inceleyelim. Yüzer platform için polietilen duba, membran, ponton ve metal yapı malzemelerinden herhangi birisi tercih edilebilir. Polietilen duba sistemlerinin montajı ve kurulumu kolaydır ve modüler tasarımı nedeniyle proje büyüklüğüne göre rahatlıkla ölçeklendirilebilirler. Çoğu büyük ölçekli yüzer gez tesisi bu platform çeşidini kullanmaktadır. Ayrıca maliyeti en düşük olan sistem de budur. Membran sistemler sağ genişliğine göre önceden tasarlanır ve sonradan ölçeklendirilemez. Dayanımı ve aynı zamanda maliyeti en yüksek yüzer platform sistemleridir. Diğer sistemler beton ponton, boru yüzdürücü ve plastik ponton olarak sıralanabilir. Bu sistemler gerek dayanım azlığı, gerekse de maliyet bakımından polietilen dubalarla kıyaslandığında verimsiz kaldığından daha az tercih edilmektedir. Ankraj ve bağlantı sistemlerine bakmadan önce bilmeyenler için ankraj, bir şeyi sabit tutmak için o şeyi bağlama işlemidir. Türkçe saplama ya da demirleme olarak çevrilse de mühendislik camiasında genellikle ankraş kelimesi kullanılır. Bağlantı sistemi yıl boyunca su seviyesinin değişimine uyum sağlayarak platformun doğru konumda kalmasını sağlar. Ayrıca bu sistem güneş panellerinin yüksek verimde çalışması için yüzer platformun güneye doğru bakmasını sağlar. Tabi bu kuzey yarımkürede geçerlidir. Daha sonra başka bir videoda güneş paneli nereye hangi açıda bakmalı bu gibi detayları da anlatacağım. Ankraş sistemi zemin, kıyı ve kazağa bağlantı olmak üzere 3 farklı şekilde kurgulanabilir. Zemin tipi ankrajlarda yüzer gez platformunu yerinde tutmak için suyun altındaki ankrajlar kullanılır. Birçok durumda basit ve ekonomik bir çözüm olarak beton tonozlar kullanılır. Toprak koşulları daha karmaşık olduğunda alt tabakaya vidalanan daha gelişmiş mantar tipi ankrajlar tercih edilebilir. Tabi bu seçenekler daha pahalı olacaktır çünkü özel ekipman ve dalgıçlarla çalışmayı gerektirir. Kıyı tipi ankrajlarsa yüzer sistemin kıyıya yakın olduğu küçük göletler ve göller için idealdir. Uygun maliyetlidir, kurulumu ve bakımı kolaydır. Bunun dışında sığ sularda havza zeminine kazık çakılarak sabitlemek mümkündür. Fakat bu yöntem inşaat işleri ve ekipman gereksinimi nedeniyle diğer ankraj yöntemlerine kıyasla oldukça maliyetlidir. Yüzer geslerde yaygın kullanılan paneller piyasada da bolca kullanılan monokristal güneş panelleridir. Çünkü çoğu global panel üreticisi garanti kapsamına yüzer uygulamaları da dahil etmektedir. Tabi burada neme dayanıklı malzeme seçimi ve cam cam yani çift yüzlü modül seçimi önemlidir. Cam cam güneş panelleri hem doğrudan gelen hem de arkasından gelen yani yansıyan ışıkla elektrik enerjisi üretir. Hot spot ve gölge etkilerini azaltmak için kirlenme azaltıcı kaplama kullanımı ve bypass diyot sayısının artırılması önerilmektedir. İnverter seçimine bakacak olursak arazi ya da çatı geslerde kullanılan inverterler pek tabi yüzer geste de kullanılabilir. Kıyıya yakın ve özellikle 2 megawattan küçük projelerde kıyıya monte edilmiş inverterler tercih edilebilir. İşletmenin kolaylığı ve nem etkisinden uzaklaşma bu seçimde önemli etkenlerdendir. Kurulum adımlarına bakacak olursak sırasıyla kıyıda yüzer platform montajı, ardından yüzer platform üzerinde panellerin yerleştirilmesi ve kurulumu tamamlanan panel sıralarının rampa üzerinden suya indirilmesi. Tamamlanan sistemin planlanan konuma çekilmesi, sonrasında ankraş ve bağlantı sistemine bağlanması, su üzerindeki kabloların kıyıya ve invertere bağlanması, son olarak inverter, pano, transformatör bağlantılarının yapılmasıyla sistem tamamlanır. İşletme ve bakım masrafları açısından inceleyecek olursak yüzer geslerde karadakilere nazaran daha fazla efor gerekir. Yüzer güneş enerjisi santrallerinin dezavantajlarına bakacak olursak kompleks ankraj ve bağlantı sistemleri uzman dalgıç müdahalesi gerektirebilir. Ayrıca yüksek nem etkisiyle metal parçaların korozyonu hızlanır. Tabi şimdi sayacağım avantajların yanında bunlar devede de kulak kalacaktır. Yüzer geslerle kaplanmış alan güneş ışınlarından korunarak o yüzeydeki buharlaşmayı %80'e kadar azaltabilir. Su doğal bir soğutucudur ve paneller soğuyabildiği için karadakine nazaran daha verimli çalışır. Paneller güneş ışığının suya ulaşmasını engellediği için durgun sularda yosun gelişimini azaltarak suyun temiz kalmasını sağlar. Panel temizliği için suya erişim kolaylığı vardır ve son olarak panellerin çalınması veya çevreden müdahale edilmesi riski diğer sistemlere nazaran daha azdır. Yüzer GES'lerde elektrik piyasası lisans yönetmeliğine dayanarak hidroelektrik santral rezervuarlarına kurulabilir. Ayrıca devlet su işlerinden izin almak koşuluyla belediyelerin enerji ihtiyacının karşılanması için içme suyu göllerinin üzerine kurulacak yüzer güneş enerjisi santralleri elektrik piyasası lisanssız üretim yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilir. Yüzer geslerle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.